Sürtümüz sayfa düzlemi üzerinde bulunan KLMNP yüklü parçaları sayfa düzlemine dik B1 B2 manyetik alanlarında e, bu hızlarla fırlatıldıklarında şekildeki yörüngeyi izlemektedir diyor. Buna göre bu parçalardan kaç tanesi negatif yüklüdür demiş. Hemen bakalım. Sal kura ile kuvvetin yönünü buluyor. O yüzden şuraya bir salimizi çizelim. 1, 2, 3, 4. Salimizin baş parmağı hız vektörünü gösterdiğinde 4 parmağı manyetik alanı gösterdiğinde Avuç içi artı yükleri etkeden kuvvetin yönü gösterecek. Avuç içinin tersi ise eksi yükleri etkeden kuvvetin yönü göstermiş olacak. Böyle bulunuyor arkadaşlar. Burası sağ tabii ki ona dikkat. Sol elle yapmayalım. Şimdi K ile başlayalım. elimizin baş parmağı hız vektörü göstersin. Dört parmak içeri doğru olacakmış bakın. Avuç içi yönde dikkat ederseniz sapmış. Demek ki bu parçacık artı yüklüymüş ki avuç içi yönde sapmış. Yani şurası artıymış böyle bir kuvvet etkilemiş o yüzden de yukarı yönde sapmış. L ile devam edelim. Aslında tam tersi olduğu için direkt ona eksi diyebilirsiniz. Ama gösterelim. Hız vektörü sağ. 4 parmak içeri artı yüklü olsa yukarı doğru giderdi. eksi yüklüymüş ki aşağı doğru gitmiş. O yüzden L'miz eksi yüklüdür diyeceğiz. L'yi bulduk. Sonra M ile devam edelim. Hız vektörü şöyle çapraz atılmış. 4 parmak içeri doğru. Artı yüklü olsa bu tarafa doğru sola doğru sapması gerekirdi. Eksi yüklüymüş. Av için ters yönde kuvvet etkilemiş yani bu tarafa doğru. O yönde sapmış dolayısıyla. O yüzden M'miz de eksi yüklüymüş. 2 tane eksiği bulduk. P ile devam edelim. Hız vektörü aşağı doğru. Orada dört parmak dışarı doğru ona dikkat bize doğru çevirdik. Bak, i̇kisini aynı anda göstermesi zordur. O yüzden diyorum ki önce hız vektörünü bir doğru gösterin. Sonra 4 parmağımızı çeviririz. Bunu değiştirmeden 4 parmağımızı dışarı doğru bize doğru çeviriyoruz. Artı yük de olsa bu tarafa doğru gitmesi gerekirdi. Eksi yüklüymüş ki değil mi? Sağ tarafa doğru gitmiş. O yüzden bu eksi yük de olsun ki bu tarafa doğru kuvvet etki etmiş olsun. Tapsın. P'miz de o zaman eksi yük de oldu. Son olarak neye bakalım? Hız vektörü sola doğru 4 parmak dışarı olduğu için dışarı doğru çevirdik. Artı yüklü ki yukarı yönde sapmış. O zaman bunu artı yükle diyeceğiz. Yukarı yönde kuvvet uygulanmış çünkü. Kaç tanesi eksi diye sormuştu. L'miz burada eksi m eksi bir de p eksi bulduk. Yani 3 tanesi eksi olacakmış cevabımız Ceyhan olur. K noktasından sayfa düzleminin dik düzgün B manyetik alanına V hızıyla fırlatılan yüklü parçacık şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına manyetik alanından çıkıyor. Buna göre yargılarıdan hangileri doğrudur demiş. Parçanın yükü eksik diyor. Hemen bakalım. Sağ kuralıyla buluyorduk kuvvetin yönünü. Hız vektörümüz salimizin baş parmağı hız vektörünü. Dört parmağımız elimiz açık oluyordu. Dört parmağımız manyetik alanın yönünü. Artı yüklü parçalıklara avuç içi yönünde. Eksik yüklü parçalıklara avuç için ters yönde kuvvet etki ediyor. Buradaki parçamız eksi yüklüymüş ki bakın sağ tarafa doğru kuvvet etki etmiş. Şurası eksi olursa kuvvetin yönü bu taraf olur. O tarafa doğru sapmış olur. Şurası eksi yüklü olduğunu bulmuş olduk. Birincisi doğru. Parçacığın hızı artırırsa yarı artar demiş yarı çap formülü var arkadaşlar. Onu isterseniz çıkartalım. Buradaki kuvvet dediğimiz aslında manyetik kuvvet olmuş oluyor. Yani QVB manyetik kuvvetimiz. Dairesel yörünge izlemesini sağladığı için bu aynı zamanda dairesel yörüngedeki merkezi kuvvet oluyor. Mesela merkezi kuvveti biz manyetik kuvvete eşitlersek oradan yarı çap formülü çıkartabiliriz. Merkezi kuvvet dediğimiz mv kare bölü r. Manyetik kuvvet dediğimizde burada QVB. Bakın burada bize yarı çap soruyor. O yüzden yarı çapı yalnız bırakacağız. V'ler birer tane gitsin re'yi karşı atarsak MV solda kalıyor. QV de altına geçiyor. Ya i̇şte bunu doğrudan aklımızda tutabiliriz ama buradan da çıkartılabilir. ispatı buradan bilginiz olsun. Mesela yarı çap formülü Merve bölü kübra ya da mavi küba diye aklında tutabiliyor öğrenciler. Bilginiz olsun. Merve bölü kübra diyebiliriz. Tamam. Dolayısıyla parçacığın hızı artarsa pay kısmında evet hız artarsa yarı çap artarmış. Bu doğru olmuş oldu. Parçacığın yükü artarsa manyetik alanda geçirdiği süre azalır demiş. Şimdi yükü artarsa dikkat ederseniz yarı çap anlamında bakarsak yük arttığında yarı çap azalıyor. Ya yani şunu diyebilirsiniz. Hocam yarı çap azaldığı için daha kısa sürede zaman geçirir diyebiliriz. Değil mi? Mantıken öyle söylenebilir orada. Ama burada şunu da çıkartabiliriz. Çünkü bazı şeylere bağlı olmamış oluyor aslında orada. Onu da söyleyelim. O da ne? Periyot formülü. Yani orada yarım periyotu bir süre geçiyor. Periyot formülü 2 pi bölü v Şu olmuş oluyor. Bakın 2 pi bölü v'yi yazalım. Şöyle. R yerine de Merve bölü Kübra yazarsak şöyle yaptığımızda bakın burada V'ler gidiyor. Yani bize yükü değiştirdiği için mantıken yukarıdan söyleyebiliriz ama mesela burada V'yi arttırıyor deseydik yukarıdaki formüle Merve bölü Kübra formüle baktığımızda ya V artarsa yarı çap artar daha uzun sürede dolanır diyebilirdiniz. Halbuki hıza bağlı değilmiş. O yüzden periyot formülü süreyle ilgili bir şey söylüyorsa mutlaka çıkarmak lazım. Bu da 2 pm bölü QB arkadaşlar. Doğrudan bunu aklınıza tutabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi çıkartabilirsiniz fark etmez. Evet burada Q arttığı zaman yük artırında süremiz azalırmış söylüyoruz. Ya hocam bunu yarı formüle bakarak da söyleyebiliyordum dersiniz. Ya her zaman öyle olmuyor. Mesela kimi götürdük biz hızı. Ya hız artarsa dikkat ederseniz periyodu değişmiyormuş formülde yok çünkü. Ama yukarıda yarı çap formülde hız arttırdığımızda yarı artar süre artar gibi düşünebilirdiniz. O yüzden süre sorduğunda 2 pm bölü QB'yi yazmakta fayda var arkadaşlar buna dikkat. Tamam Oysa Burada Q artınca süre azalırmış. Evet 3. de doğru olmuş oldu. Cevabımız 1, 2, 3'ten 7'e olurmuş deriz. Sürtmesi sayfa düzlemine dik B manyetik alana B hızıyla fırlatılan proton R yarıçaplı çembersel yörüngede de T periyodu ile dolanmaktadır. Proton bu manyetik alanda daha büyük hızla fırlatılırsa periyot ve yarıçap nasıl değişir demiş. Arkadaşlar yarıçap formülü R eşittir. Işte, merve bölü Kübra yani MV bölü Kübe olmuş oluyor. Şu. Buraya baktığımızda ne diyor? Daha büyük hızda Hız arttığında yarı çap o zaman ne yaparmış? Artarmış. Yarı çapı artar olarak bulduk. Şöyle diyelim. Diğerlerini atalım isterseniz. Şimdi periyoda gelince periyoda dikkat arkadaşlar. Buradan tekrardan bir küçük bir ispat yapalım isterseniz. Periyodla ilgili periyodumuz 2 pi bölü v. Ama burada 2 π bölü v'yi yazıp r yerine de merve bölü kübra yazarsak mv bölü kübra yazarsak Bakın burada V'ler birbirini götürüyor. Periyot formülümüz 2 pm bölü QB kalıyor. Bunu doğrudan ezberleyebileceğimiz gibi aklımızda tutabiliriz ya da yukarıdan benim yaptığım gibi çıkartabiliriz. 2 pm bölü qb'den daha büyük hızla fırlatılırsa diyor bakın hız formülde şurada yok. Demek ki hıza bağlı değilmiş. Ya hocam nasıl hıza bağlı olmaz? Hızı arttırsak daha kısa sürede, kısa sürede dolanmaz mı diyebilirsiniz. Ya hız artınca yarıçap da artıyor. Bakın mv bölü qb formüle bakarsanız hızı iki katına çıkarırsak yarıçap da iki katına çıkıyor. Dolayısıyla hız arttı ama yol da arttığı için oran olarak süre değişmemiş oldu. Onu formülü yazarak çok rahat görebiliyoruz. O yüzden 2 PM bölü qb formülden yazmak lazım. Periyotla ilgili bir şey soruyorsa. Hıza bağlı olmadığı için periyodumuz değişmez olacakmış. Yani cevabımız A'dan olurmuş deriz. K noktasından sayfa düzlemine dik B manyetik alanına B hızıyla fırlatılan yüklü parçacık şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasından manyetik alandan çıkıyor. Aynı parçacık 2v hızıyla fırlatılırsa yargılardan hangileri artar demiş. Birincide yörünge yarı çapı demiş. Yörünge yarı çapı mv bölü qb'di formülümüz. Manyetik kuvveti, merkezi kuvveti eşitleyerek çıkartabiliyorduk bunu. Hatında daha önceki sorularda yapmıştık. Dolayısıyla buradaki v hızımızı iki katına çıkardığımızda evet 2 v yaptığımızda yarıçap da iki katına çıkar. Dolayısıyla yörünge yarı çapı artar. 1 oldu. Manyetik alanda geçirdiği süre demiş. Yani periyot söylemiş. Buraya dikkat arkadaşlar. Formül isterseniz tekrardan bir küçük çıkarım yapalım. 2 pire bölü v. Değil mi? Şimdi bunu yazarsak 2 pi bölü v deyip r yerine de merve bölü kübra yazdığımızda mv bölü kübe yazdığımızda v'ler götürüyor. Süremiz 2 pi m bölü kübe kalıyor. Mesela formül buna bağlıymış. Mesela buna baktığımız an hıza bağlı değilmiş. Yani biz hızı artırdığımızda periyot ne yapmayacak? Değişmeyecek. Hangileri gelir artar demiş. Dolayısıyla geçirdiği süre değişmemiş oldu. O yüzden ikinciye attık. 3 parçacı etkeden manyetik kuvvet demiş. Manyetik kuvvet formülü de yükümüz, hızımız ve manyetik alan şiddetine bağlı. QVB yani. Dolayısıyla buraya baktığımızda manyetik kuvvetimiz hızla doğru orantılı. Yani hızı iki katına çıkardığımızda kuvveti iki katına çıkarmış deriz. Yani artar olacakmış. Üçüncüyü aldık. Cevabımız 1 ve 3'ten denizde olurmuş deriz. Sürtmelerin ihmal edildiği ortamda sayfa düzlemine dik B1, B2 manyetik alanlarına fırlatılan elektron merkezleri O1, O2 noktaları olan şekildeki çembersel yörüngeyi izlemektedir. Buna göre yargıdaradan hangileri doğrudur demiş. B1, B2 manyetik alanları zıt yönüdür. Hemen bakalım. Sağ el kuralıyla bulunuyordu. Sağ elimizin başparmağı hız vektörü. 4 parmak manyetika'nın gösterdiğinde içeri ya da dışarı olacak. Önce içeri alalım isterseniz. 4 parmağımız içeri doğru gösterdiğimizde şöyle kamerayı biraz düzeltelim. İçeri doğru gösterdiğinde bakın artı yüklü olsa sol tarafa doğru kuvvetliler eksi yüklüymüş ki sağ tarafa doğru kuvvet etki etmiş. Öyle değil mi? Demek ki buradaki alanın yönü içeri doğruymuş diyebiliriz. Şöyle bulmuş olduk. Ve sağ tarafa doğru kuvvet etki etti. böyle bir yörünge izledi. Şimdi buradan aynı hızda buraya çıkacak. Çünkü kuvvetimiz hız vektörüne yani dik olduğu için hızın büyüklüğü değişmez arkadaşlar. Birazdan şuraya geldi. Mesela hız vektörü böyle olacak. Kuvvetimiz hep merkeze doğru. O yüzden de dik olacağı için hız büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmaz. Ona dikkat. Buraya tekrar girdiğimizde eksi yüklü parçacık hız vektörü sağ tarafa. Manyetik alanı şimdilik içeri doğru alalım yine tercih edelim. Artı yüklü olsa yukarı doğru gidecek ama eksi yüktü. O zaman demek ki manyetik alanımız dışarı doğru olsun ki bakın artı yüklü olsa aşağı eksi yüklü olsa yukarı yönde gitsin ki eksi yüklü yukarı yönde kuvvet uygulanmış olsun. O yüzden de manyetik alanımız burada ise dışarı doğru olacakmış. Yani manyetik alanlar birbirine zıt yönlüymüş deriz. Birinciyi aldık. 2. Elektronun B2 manyetik alanındaki hız büyüktü B1 manyetik alandan büyüktür demiş. Hayır. E, manyetik kuvvet hız vektörüne sürekli dik olduğu için hız büyüklüğünü değiştirmeden yoluna devam eder arkadaşlar. O yüzden hız büyüklüğü değişmez diyeceğiz. Yanlış oldu ikincisi. Hangi hızda attıysak o da burayı terk edecek. Hatta B0 hızıyla büyüklük olarak terk eder. 3. B2 manyetik alan şiddeti B1'den büyüktür demiş. Burada yarı çap formülünü yazalım. Yarı çap mv bölü qb idi. Merve bölü kübra diye aklımıza tutuyorduk. Ya da mavi küba diye. Burada dikkat edersek yarı çap büyük olan yerde kim değişiyor? Manyetik kalan değişmiş sadece. O zaman manyetik kalan küçük olmalı. Dolayısıyla ikinci de manyetik kalan küçülmüş. Yani birincinin manyetik kalan ikinciden daha büyük olacakmış. Burada ama e, ne diyor? B2 daha büyüktür. B1'den diyor. O yüzden tam tersini söylediği için yanlış oldu. Cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. B1, B2, B3 manyetik alanları, E1, E2 elektriksel alanların bulunduğu yatay sürtmez düzlemde ve sıfır hızıyla fırlatılan elektron aşağıdaki şekillerde gösteren yörüngeleri izlemektedir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde elektron hızı sürekli olarak artar demiş. Arkadaşlar bir defa baştan şunu söyleyelim. Manyetik alanda hız vektörüne sürekli dik kuvvet uygulanacağı için, ha kuvvet uygulanmıyorsa zaten sorun yok. Ama kuvvet uygulanıyorsa dik uygulanacağı için manyetik alanda hızın büyüklüğü değişmemiş oluyor. Değişirse elektrik alanı değişecek. Ona dikkat etmek lazım dolayısıyla. Ama bakalım birinciyle başlayalım isterseniz. Hız vektörü sağ tarafa doğru. 4 parmak manyetikanın içeri. Artı yük de olsa yukarı eksi yük de olsa aşağı doğru kuvvet etki etmiş değil mi? Bakın hız vektörüne dik kuvvet uygulanıyor. Ya birazdan parçacık şuraya geldiğinde hız vektörü böyle olduğunda yine dik bir kuvvet uygulanmış olacak merkeze doğru hep. O yüzden de hızın büyüklüğünde manyetikanda bir değişiklik olmaz. O yüzden Adana'ya attık, Bursa'ya attık. Edirne'de zaten pardon Ceyhan'da manyetik alanla hız vektörü birbirine paralel olduğu için kuvvet etki etmez. Dolayısıyla hızın büyüklüğüne herhangi bir değişiklik olmaz. O yüzden Ceyhan'a attık. Denizli ve Edirne'ye bakacağız aslında. İsterseniz önce Edirne'ye bakalım. Edirne'de bakın elektron eksi yüklü olduğu için elektrik alanda artı yüklü parçıklara aynı yönde eksi yüklü parçıklara zıt yönde kuvvet etki etmez. O yüzden eksi yüklü olduğu için buna geriye doğru kuvvet etki etmiş olacak. O yüzden de parçık yavaşlayacak burada hızı değişti ama yavaşladı. Bize artarı sormuş Edirne'ye de attık. Deniz diye bakacak olursak hız vektörü sağ tarafa doğru eksi yüklü parçacık. Eksi yüklü olduğu için kuvvetimiz ne tarafa doğru olmuş olacak? Aşağı yönde. Yani şöyle bir kuvvet etki edecek. Ya hocam burada da dikte olsa manyetik alanda olduğu gibi burada da acaba değişmez diyemez miyiz? Yok. Diyemeyeceğiz. Neden? Ya birazdan hız vektörü buraya geldi ya. Manyetik alanda olsa kuvvetin yönü de değişiyor ve dik oluyor yine. Ama burada kuvvetin yönü değişmeyecek. Yine aşağı yönlü olacak. Bakın aralarındaki açı artık 90 derece değil. Dolayısıyla kuvvetin hız vektörünün doğrultusunda bir bileşeni olacağı için artık hızının büyüklüğünü ne yapacak? Artıracak. Dik bileşeni değiştirmez ama hız vektörü yönündeki bileşeni hız büyüklüğünü artırmış olacak. O yüzden cevabımıza deniz diyeceğiz arkadaşlar. Çekildeki yüklü paralel levhalar arasındaki bölgede sayfa düzlemine dik içeri yönde düzgün B manyetik alanı bulunmaktadır. M noktasından serbest bırakılan yüklü parçacık eksi yüklü levhanın L noktasına çarpıyor. Buna göre aynı parçacığın K noktasına çarpması için işlemler hangileri tek başına yapılabilir demiş. Şimdi Menox'a bıraktığımız parçacık serbest bıraktığımız için hızı şu anda yok. Hız olmadığı için manyetik Kuvvet henüz etki etmiyor. Ya bu parçacık elektrik alan bir defa aşağıdan yukarı doğru olmuş olacak değil mi arkadaşlar? Şuradan bu tarafa doğru. Neden? Çünkü artıdan eksiye doğru olmuş olur. Ya bu parçacığa bir elektrik alandan da kuvvet etki etsin ki yukarı doğru bir çıkabilsin. Hız kazansın. Hız kazandığı için de manyetik Kuvvet etki etsin. Yolundan sapsın. O yüzden de bu parçacık artı yükte olmuş olsun ki değil mi? Yukarı yönde bir kuvvet etki etsin. Elektrik alandan dolayı F eşitir, Q çarpı. E bundan dolayı. Hatta bu da Q çarpı V bölü D kadar. Bir hız kazanacak. Hız kazandığı için de hız vektörü yukarı 4 parmak manyetik alan içeri. artık dolu için sol tarafa doğru yani avuç içi yönünde kuvvet etki Sol tarafa doğru manyetik kuvvet etki ettiği için de şu manyetik kuvvetimizde yazalım. O da Q ve bağlı. Etki ettiği için de yolundan ne yapıyor? Saparak gidip L noktasına çarpmış oluyor mevzu bu. Buna göre bakalım ne diyor bir de? Üreticinin gerilimini azaltıp parçayı M noktasından serbest bırakma. Gerilimi azalttığımız zaman o zaman karşıya geçme süresi ne yapacak? Uzayacak. Elektrik alanındaki kuvvet de azalacak çünkü. Kuvvet uzayınca, pardon süre uzayınca manyetik kuvveti daha çok maruz kalacağı için daha çok sapacak dolayısıyla bir işimize yaradı. 2. Manyetik alan şiddetini artırıp parça M noktasından serbest bırakma. E, elektrik alan değişmediği için karşıya geçme süresinde bir değişiklik olmayacak ama manyetik kuvvet arttığı için sol tarafa doğru daha çok yolundan sapıp K noktasına çarpabilir dolayısıyla iki işimize yaradı. 3. Parçacı N noktasından serbest bırakmalı demiş. N'den serbest bırakınca N'den karşıya geçme süresi kısalır. Daha kısa süre kuvvete, manyetik kuvvete maruz kalacağı için daha az yolundan sapar dolayısıyla. O yüzden L'nin sağında bir noktaya çarpacak. K'ya çarpamayacak. Üçüncü attık. Cevabımız 1 ve 2'den bursa olurmuş dedi. Sürtmesiz ve yalıtkan sayfa düzleminde bulunan sonsuz uzunluktaki akım taşıyan düz tele paralel doğrultuda V büyükteki hızlarla fırlatılan eşit kütleli kale parçacıkları sayfa düzleminde çıktık yörüngeleri izliyor demiş. Bakın arkadaşlar bunlar eşit tüteli, hızları aynı değil mi? Buna göre demiş yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi ortamda bir manyetik alan verilmemiş. Fakat ortada bir akım geçen tel olduğu için o akım geçen telin bu parçacıklar üzerinde bir manyetik alan yaratıyor. Hadi onu bulalım. Üst telde manyetik alan nasıl buluyorduk? Baş parmağımız, salimizin baş parmağı akım yönü. Dört parmağı nerede bulmak istiyorsak oraya koyuyorduk. Alt tarafında bulmak istiyorsak içeri doğru oldu L'de. Ama üst tarafına koyduğumuzda dört parmağımızı dışarı doğru oldu. Yani K noktası üzerinde manyetik alanımız dışarı doğru olacakmış. D noktası üzerinde manyetik alanımız içeri doğru olacakmış. Şöyle olmuş oldu. Buradan işaretlerini belirleyelim. Manyetik kuvvetimiz sahil kurayla bulunuyordu. Bükme yoktu. Şöyle açık oluyordu elimizin. Baş parmağı hız vektörünü gösteriyor. Dört parmak K için konuşuyorum. Manyetik alanı gösterecek bize doğru olduğu için böyle çevirdim. Artı yüklü olmuş ki aşağı doğru kuvvet etki etmiş. Aşağı yönde sapmış. O zaman K'mız artı yüklüymüş. Bunu bulduk. L'ye gelince Hız vektörü sağ tarafa doğru 4 parmak içeri doğru. Bu da artı yüklüymüş ki yukarı yönde kuvvet etki etmiş. Yani avuç yönünde kuvvet etki etmiş. O zaman buna da artı yüklü diyeceğiz. Şöyle yaptık. Bakın yüklerini böyle bulmuş olduk. Buna böyle kuvvet etki etti. Buna da böyle kuvvet etki etmiş oldu. Tamam. O zaman ikisi de yük şartları aynıdır dedik. Birincisi doğru olmuş O da artı yüklüdür. Kanun yük miktarı fazladır. Ona bakalım. Onu nereden buluruz? Şimdi yarıçap formundan bulabiliriz. R eşittir mv bölü qb. Buradan söyleyebiliriz. Bakın birinci de yarı çap küçük, ikincide de yarı çap daha büyük olmuş. Yani şöyle bir yol izliyor, daha ileriden gitmiyor. Devamını getirsek yarı çap büyük olduğunu göreceğiz. Şimdi kütle aynı, hız aynı değil mi? Manyetik kalan uzaklıklar olduğu için manyetik kalan şiddetleri aynı olmuş olur. O zaman yarı çapımız yüke bağlı. Yarı çap kimin küçüktü? Üsttekinin yarı çap küçüktü. O zaman yükü ne yapmalı? Büyük olmalı. Dolayısıyla K'nın yükü L'nin yükünden daha fazla olacakmış deriz. Burada da K'nın yükü L'den büyüktür dediği için doğru olmuş oldu. 3. Kale parçacıkların tellere ulaşma süreleri eşittir demiş. Bakın burada manyetik kuvvetler hız vektörüne dik olduğu için yatayda aldığı yolları yatay hızlar belirliyor. Yani yatay hız büyüklüğü belirlemiş. Bu mantıkta baktığımızda burada şu alttaki L'miz buradan buraya kadar yol almış ama K buradan buraya kadar sadece yol almış. Şöyle olmuş oldu. O zaman ne yapmış? Demek ki L'miz buraya daha uzun sürede gelmiştir diyebiliriz. O zaman L'miz daha uzun sürede geldiğine göre burada ne diyor eşit sürede gelmiştir. Olur. O yüzden yanlış oldu üçüncü yaptık. cevabımız 1 ve 2'den Bursa olurmuş deriz. Yerçekmişsiz ortamda bulunan şekillerdeki düzgün manyetik alanlar içine yerleştirilmiş yüklü paralel levhalar arasında bulunan kaleme parçacıklarının yükleri sırasıyla artı Q, eksi Q ve artı Q'dur. Buna göre kaleme parçacıklarından hangi dere ve hızıyla fırlatıldıklarında şekildeki gibi doğrusal bir yörünge izleyebilir demiş. Yani şöyle hem elektrik alan hem de manyetik alan var. Dolayısıyla elektrik ve manyetik dolayı zıt yönde eşlikte kuvvet etki ederse bileşke kuvveti sıfır olacağı için doğrusal bir yörünge izleyebilir dolayısıyla. Ama mantığımız bu olacak. Hadi gelin bu anlamda bakalım. Birinciye baktığımızda elektrik alan artıdan eksiye doğru olacak. Artıdan eksiye yani yukarı yönde olacakmış elektrik alanımız. Artı yüklü olduğu için elektrik alanda artı yüklü parçacıklara elektrik alanına aynı yönde kuvvet etki eder. F eşittir Q çarpı elektrik Manyetik kuvveti de bakalım. Ya da önce isterseniz elektriksel kuvvetleri bakalım hızlı bir şekilde sonra da manyetik kuvvetleri söyleyelim. İkinciye baktığımızda elektrik alan yukarıdan aşağı doğru ama parçacık eksi yük olduğu için elektrik alanına ters yönlü kuvvet hissedecek. Bu da yukarı doğru olmuş oldu. F eşittir Q'ymiş. Üçüncüye de bakalım. Artı eksi yukarıdan aşağı doğru elektrik alanımız var. Parçacık artı yük olduğu için aşağı yönde kuvvet hissedecek. F eşittir Q'den dolayı. Bunları bulduk. Şimdi bir de manyetik kuvvetlere bakalım. Onlar eğer bunlara zıt yönlüyse doğrusal yol izleyebilir. Birinciye baktığımızda sal kroyla buluyorduk. Sahnemiz açık. Sahnemizin baş parmağı hız vektörü 4 parmak manyetik alan. Birinciye baktığımızda manyetik alan dışarı doğru bize doğru çevirdim. Artık dolayısıyla için aşağı doğru kuvvet etki edecek. Evet dolayısıyla buna aşağı yönde kuvvetimiz var. Manyetik kuvvet o da QVB kadar değerini yazmaya gerek yok gerçi. Sonuçta zıt yönlü olması önemli. Bunlar birbirine eşitse net kuvvet sıfır olacağı için düz bir şekilde yoluna devam edebilir. O zaman birinciyi aldık K oldu dolayısıyla. İkinciye bakalım. İkinci de hız vektörü sağ tarafa. 4 parmak manyetik alanımız içeri doğru. Artık yük de olsa yukarı etki edecek de eksi yük de olduğu için aşağı yöne kuvveti eder. Yani buradaki manyetik kuvvetimiz de aşağı yönlü olduğu için QVB'miz. Evet net kuvvetimiz sıfır olup bu buna eşitse doğrusal yol izleyebilir. Zaten izleyebilir mi diyor. Kesinlik yok. Değerlerini bilmiyoruz sonuçta. Ama izleyebildi ikincisi. Yani L de izleyebildi. Üçüncüye bakalım. Hız vektörü sağ tarafa doğru. Manyetik alanımız dışarı doğru. Yani bize doğru. Artık dolayısıyla aşağı yönde kuvvet hissedecekmiş manyetik kuvvetimiz. Yani X de aşağı yönde olduğu için ne yapar? Bu aşağı yönde sapar. Yani şöyle bir yol izler. O yüzden bu düz yolda gidemeyecek. M'yi attık. Dolayısıyla cevabımız KVL'den burs olurmuş deriz.